Soruşturması değişikliğine ilişkin teklif uzun süredir gündemdeydi. Aylar önce İçişleri Komisyonu'nda kabul edilmişti muhalefetin itirazlarıyla. Ancak uzun süre sonra gündeme gelince yine itirazlar yükseldi diyebiliriz. Yine gerilim yükseldi mecliste ve meclis genel kurulunda. Meclis genel kurulunda iki gün önce, kısaca hatırlatalım, muhalefetin oylarıyla reddedilmişti maddelerine geçilmesi. Tüm üzerinde görüşmeler tamamlanmıştı ancak muhalefetin oylarıyla reddedilmişti maddelerinin görüşmelerine geçilmesi. Buna AK Parti'nin itirazları oldu. İtirazlar düne sarktı. Dün neler yaşandı? Dün AK Parti Meclis Başkanlık Divanı'nı toplantıya çağırdı. Başkanlık Divanı'ndan yeni bir tezkereyle oylamanın yenilenmesine karar verildi. Bu yönde bir karar çıktı. İşte muhalefetin itirazları da yeniden yükseldi. Çünkü yenilenen oylamada görüşmelere devam edilmesi kararı alındı. İşte o andan itibaren muhalefetten üst üste açıklamalar geldi. Meclis Genel Kurulu'nda da tansiyon yüksekti. CHP konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacağını açıkladı. Bu arada Meclis Başkanlığı kaynaklarından edindiğimiz bilgilere göre bu oylamanın, yani benzer şekilde oylamaların yenilenmesine ilişkin geçmiş dönemlerde de kararlar vardı. Meclis Başkanlık Divanı'nda böyle karar alınmıştı ve Anayasa Mahkemesi de bunları iade etmişti. Yapılan başvurulara itirazları kabul etmemişti. Bunu da bir parantez olarak belirtelim. İşte bugüne neler yansıdı diyebiliriz. Muhalefetin meclise darbe yapıldığı yönünde eleştirileri vardı. Meclis Başkanı Mustafa Şentop bu eleştirilere yanıt verdi. Birazdan ekranlarınıza getirdim. Muhalefet liderlerinden açıklamalar geldi arka arkaya. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu iç tüzük ihlali yapıldığını savundu. İç tüzük kuralları çiğneniyor mecliste dedi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de konuştu konuyla ilgili olarak. Mecliste normlar ortadan kaldırılıyor dedi. İşte muhalefetin itirazları önümüzdeki haftada devam edecek. Çünkü bu güvenlik soruşturması teklifinin görüşmelerine önümüzdeki hafta Salı günü Meclis Genel Kurulu'nda devam edilmesi planlanıyor. Önümüzdeki haftaya da tartışmaların sarkacağını söyleyebiliriz. Şimdi Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un muhalefetten gelen eleştirilere nasıl bir yanıt verdiğini ekranlarınıza getirelim. Bu meclise darbedir falan diye yapılan değerlendirmeler tamamen cahilce, manipülatif değerlendirmeler. Bir oylama yapılmıştır. Bunun yanlış, önemli bir yanlışlık içerdiğine dair, nitekim iç tüzük çerçevesinde görüntüler incelendi. Buna dair bir karar Başkanlık Divanı'nda verildi. O da genel kurulda doğru bulundu. Bunun üzerine oylama yenilendi. Bu ilk defa mı olmuş bir şey? Hayır.